İyi akşamlar. Medyaskop'ta 120. açık oturumda karşınızdayız. Bu akşam 3 konuğumuz olacağını anons etmiştik daha önce. Stüdyoda Profesör Mesut Yeğen'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Skype üzerinden Washington'dan Amber'in Zaman'a, gazeteci Amber'in Zaman'a, Stockholm'den de Suat Kınıklıoğlu'na bağlanacağımızı anons etmiştik. Suat Bey bağlantıda hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Fakat Amber'in Zaman'la şu an itibariyle bir bağlantı sorunumuz var. Bir türlü Skype'la iletişim kuramadık ya da başka bir yolla iletişim kuramadık. Biz yayında konuşurken arkadaşlarım Amber'in Zaman'la temas kurmaya, onu tekrar yayına almaya çalışacak. Alabilirsek Amber'in Zaman'da açık oturuma katılmış olacak. Yok bağlantı kurulamazsa biz Suat Bey'le ve Mesut Bey'le devam edeceğiz. Efendim, anonsumuzda da gördü izleyicilerimiz, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül gerilimi. Devlet Bahçeli'nin bu gerilimin ardından ortaya çıkıp bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır demesi ve birden gündemi bir başka yere çevirmiş olması. Ve üçüncüsü de Halkların Demokratik Partisi'ndeki gelişmeler, eş genel başkan, halen cezaevinde bulunan eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'taki kongrede aday olmayacağını açıklaması, bu en azından HDP çevrelerinde tartışılırken birdenbire önceki dönem HDP milletvekillerinden Hasip Kaplan'ın Twitter'daki paylaşımlarıyla bambaşka bir mecraya sürüklenen HDP içi tartışma ki şimdi kamuoyuna da mal olmuş durumda. Hocam izin verirseniz Suat Bey'le başlayalım. İzleyicilerimiz Suat Bey'i bilecek. Kendisi halen Stratejik İletişim Merkezi Stratim'in direktörü olsa da eski bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısıydı hatta. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bilen bir insan olduğunu her açık oturumda ifade ediyoruz. O nedenle önce Suat Bey'den başlayalım istiyoruz. Şunu işte çok kısaca özetlersek ne oldu? 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 121. maddesine üzerine bir tweet attı. Dedi ki buradaki düzenleme 15-16 Temmuz'daki darbeye direnen sivilleri kapsamayabilir, başka bir yöne gidebilir, bu değiştirilse iyi olur dedi. Ve ardından şimdiki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan acayip bir tepki gördü. Başka milletvekilleri, AKP yöneticileri, troll denen kişiler bu tepkiyi sürdürdü. Geri adım atmadı Abdullah Gül, görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim dedi. Hatta biz bu ifade özgürlüğü üzerine kurulmuş bir partiyiz, başka türlüsü de benden beklenemez anlamına gelen sözler söyledi. Ama o tepkisi sürdü Recep Tayyip Erdoğan'ın. Daha önce Kemal'in kayığına binenler dediği Abdullah Gül ve başka AKP'lilere, bu sefer bu trenden indiniz, binemezsiniz gibi laflar da söyledi. Sizce ne oluyor AKP'de? Neden Abdullah Gül'ün tweetine Recep Tayyip Erdoğan bu denli sert bir tepki gösterdi Suat Bey? Şimdi sözlerime başlarken ki aslında bu vereceğim cevapla da doğrudan ilgili. Yani 2007'de benim katıldığım Adalet ve Kalkınma Partisi ile bugün Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adlandırdığımız siyasi aktör arasında çok ciddi bir, çok büyük bir fark olduğunun altını bir çizelim. Ve buradan da esasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Bey'in tweetine ve ifadelerine yönelik olan tepkisinin de esasında bu değişimin ve bu değişen yeni siyasi aktörün Abdullah Bey'in bir parçası olmadığını altını çiziyor. Yani dikkat ederseniz bugün Türkiye'de siyasetten anlayan, birazcık anlayan herkes
Türkiye'deki en temel, en homojen, en kalabalık seçmen kütlesinin Türkiye'deki muhafazakarlar ve eski merkez sağ diyebileceğimiz ve şimdi daha muhafazakarlarla aynı orantıda oy eğilimleri olan kütleden bahsediyoruz. Bu bazı araştırmacılara göre 30-35'ten başlayıp 40-45'e kadar giden, benim tahminim %30-35 civarında bir şey var. Bir çekidek bir o seçmen kitlesi var. Kimse bu seçmen kitlesinin sahipliğini bırakmak istemiyor. Ve bana göre Abdullah Bey'in normal kendisini konumlandırdığı, yani Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin bir nevi akil adam olarak kendini konumlandırdığını düşünüyorum. Ve bu akil adam konumundan zaman zaman Türkiye'nin önemli meseleleriyle ilgili yorum yapmayı, tavsiyede bulunmayı, ki çoğu zaman da ben yapıcı olduğunu düşünüyorum yaptığı yorumların ve üslubunun da oldukça yumuşak olduğunu düşünüyorum. Ne var ki bu kez sanırım 2019'a yönelik, belki de 2018 bu yıl olacak, bilemiyoruz henüz, ama en geç 2019'da olacak seçime yönelik iktidar bloğundaki gerilimin ve gerginliğin bu yorumlara olan cevapla biraz daha yüze çıktığını görüyoruz. Bu ne demek? Sanırım Kemalcan'dı veya başka birkaç kişi bu yorumları yaptı. Burada bence hem Tayyip Erdoğan hem de AK Parti içerisindeki yönetici kadro artık Abdullah Gül'ün bu partinin mirası ve bugün geldiği konumla Abdullah Gül arasında bir mesafe olduğunu, partinin sözlerimin başında söylediği gibi 2007, ne 2002'deki ne 2007'deki ne de 2011'deki parti var şu anda ortada. Bu yeni entiteyle, yani bu yeni siyasi aktörle Abdullah Gül arasına bir çizgi, bir duvar örülmesi isteniyor benim anladığım kadarıyla. Ki eğer Abdullah Bey, ben zannetmiyorum aday olacağını, ama eğer aday olmayı şu veya bu sebepten dolayı düşünür veya şartlar bunu gerektirirse, çok önden bu adaylığın herkesin üzerinde hak iddia ettiği veya siyasetin içindeki aktörlerin çekici bulduğu o muhafazakar merkez sağ kütlenin, %35-40 civarındaki kütlenin sahibi olmadığını, yani onun sahibinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve şu andaki siyasi aktörün olduğu bence vurgulanmak istendi. Bir nebze de açıkçası bu sert tepkilerin arkasında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mealinde başka hevesli veya aktörlerin, adayların çıkma ihtimaline karşın başlarına neyin gelebileceğini birazcık da göstermek açısından bir süreç yaşandı. Tabii bu iş nereye gider bilmiyoruz, ama açıkçası ben Abdullah Gül'ün daha çok siyasetin çok önemli merhalelerinden geçmiş, çok önemli tecrübeler yaşamış, yurt dışı tecrübeleri, uluslararası konjonktürü iyi anlayan bir siyasi lider olarak kendini daha çok akil adam konumunda gördüğü, zaman zaman bu konumundan dolayı Türkiye'nin önemli konularıyla ilgili açıklamalar yapan bir siyasi figür olarak gördüğünü düşünüyorum. Yani yaptığı açıklamaların iktidar bloğunda algılandığı gibi işte Şubat'ta sahaya iniyor veya işte adaylığa hazırlanıyor, yok şu oluyor bu oluyor gibi ben görmedim açıkçası, öyle de yorumlamadım. Ama bu tartışmanın bu kadar bugün gündeme gelmesinin sebebi bence Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamalardan çok gördüğü sert tepki oldu. Hı hı. Ve ben burada söylediğim gibi
bu merkez sağ milliyetçi muhafazakar seçmen kütlesiyle Abdullah Gül arasında bir bir ayrışma olmasının temenni edildiğini düşünüyorum. Şimdi bir soru daha soracağım. Hem sizden cevap isteyeceğim, ardından o soruya Mesut Hocam'dan aynı soruya cevap isteyeceğim. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar. Dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor. Şimdi aynı Erdoğan 14 Temmuz 1996'da Milliyet Gazetesi'nde Nilgün Cerreoğlu imzalı söyleşisinde "Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz. Demokrasi amaç değil, araçtır" da demişti. Bundan 4 yıl sonra Zaman Gazetesi'nde bu sefer bu dediğini düzeltmeye çalışmıştı, yanlış anlaşıldım falan diye. Ama bakıyoruz işte aradan 96, 2006, 22 yıl geçmiş. Aynı metafor devam ediyor Erdoğan'da. Kervan, tren, trenden düşen, kervandan işte ayrılan falan. Bu kadar kolay mıdır Adalet ve Kalkınma Partisi için? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir büyük parti, milyonlarca üyesi olan, milyonlarca seçmeni olan bir parti. Ve bu partinin 4 kurucusundan ikisi, bir tanesi önceki Cumhurbaşkanı, bir tanesi şimdiki Cumhurbaşkanı, böyle bir gerilimin içine giriyor. Parti Abdullah Gül'ü bu trenden indirir mi gerçekten şimdiki lider dedi diye, buna izin verir mi? AKP'nin her ne kadar siz 2002'deki, 2007'deki ve 2011'deki AKP ile bu aynı değildir deseniz de, bu parti sosyolojisi Abdullah Gül'ün dışlanmasına izin verir mi? Şimdi şöyle, demin söylediklerime ek olarak şunu, iyi oldu bunu eklediğiniz. Bana da şu söyleyeceklerimin fırsatını verdi. Tayyip Erdoğan'ın veya işte bu trollerin veya işte bu iktidar medyasının yazarlarının yazmalarıyla birden bu partinin kurucusu, Dışişleri Bakanı, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı birden gönüllerden silinmiyor. Biraz önce baktım, Abdullah Bey'in 9 milyona yakın Twitter takipçisi var. Söyledikleri, yazdıkları, görüşleri halen önemli. İnsanlar dikkate alıyor. İlginç olan şey şu, bana göre Abdullah Gül Türkiye'de çok az siyasi figüre nasip olan, çok geniş kesimlere, Kürtler dahil, hitap edebilen bir cumhurbaşkanı. Ben Abdullah Bey'in 2009'du galiba Doğu'ya yaptığı geziyi hatırlıyorum. Yani hiç görülmedik derecede organik, ciddi bir sevgi var Kürt kökenli vatandaşlarımızda. Dolayısıyla şöyle, her ne kadar hani şu anda yapılmak istenen bu tren devam ediyor, işte inen indi, artık hani sizin bu trende işiniz yok dense de, tabii realitede sizin söylediğiniz gibi partinin sosyolojisinde, gönüllerde siyasi gerçek, bir gerçek var. Tabii bu siyasi gerçeği açmak lazım. Bu siyasi gerçeğin bir tanesi de esasında Türkiye'de bu kadar yıldan sonra halen muhalefet içerisinde ciddi bir liderin, ne CHP'de ne MHP'yi artık muhalefet partisi olarak adetmek doğru değil. İşte İYİ Parti yeni kuruldu. HDP'de bir adam çıktı, onu hapse attılar. Yani şöyle söyleyeyim, Abdullah Bey'e gösterilen ilgi de aslında Türkiye'deki muhalefet zemininde kamuoyunu heyecanlandırabilecek bir liderin olmayışı ve muhalefet siyasetinin de tıkanmış olmasının çok önemli rolü var bence.
Yani eğer sürükleyici bir ana muhalefet partisi, kitleleri heyecanlandıran muhalefet faaliyetleri olsa bence Abdullah Bey'in yaptığı açıklamalara bu denli ilgi olmazdı. Fakat şu anda bu gerçek ışığında Abdullah Bey'e dediğim gibi değişik kesimlerden ilgi var. Ama ben yine söylüyorum, ben Abdullah Bey'in bu çıkışları siyasi bir hazırlıktan çok kendisini akil adam olarak konumlandırdığı yerden Türkiye'nin önemli gördüğü meselelerine zaman zaman yaptığı tavsiyeler, öneriler, açıklamalar olarak görüyorum. Yani yaptığı açıklamaları yakın zamanda bir siyasi serüvene veya bir yeni bir siyasi çıkışa emare olarak yormuyorum. Peki hocam, sizin değerlendirmeniz nedir? Yani ikinci sorudan başlayayım, değil mi? Şimdi bu bir yeni kongre süreci yaşıyor malum AK Parti. Eylül'de falan galiba tamamlanacak. O tamamlandığında AK Parti örgütünün nasıl bir hal alacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Parti olmayan bir partiye, bir tümüne neredeyse, bir Erdoğan partisine, örgütüne belki dönmüş olacak. Böyle bir örgütün Abdullah Gül'den vazgeçmesi, yani böyle amiyane tabirle satması zaten çok beklenir bir şey. Dolayısıyla örgütsel düzeyde evet bence büyük bir kopuş yaşanacak ya da yeni AK Parti'de Abdullah Gül'ün bir yansıması olmayacak. Bu konudan aşağı yukarı emin olabiliriz. Ama Suat Bey'in söylediği gibi yani sosyoloji seçmen itibariyle baktığımızda Abdullah Gül'ün ağırlığı bu demin söylediğim manzarayla tezat teşkil eden bir durum. Çünkü belli ki AK Parti'deki bir memnuniyetsizler bloku yavaş yavaş büyüyor ki bu bloku demin sözünü ettiğim yeniden örgütlenme süreci büyütebilir. Kendisinin bizzat ayrı sebepleri var ama bu süreçte yaşanacak kırılmalar, dökülmeler de orayı büyütebilir. Oradaki seçmen memnuniyetsizliğine Abdullah Gül'den daha fazla tercüman olabilecek bir figür görünmüyor. Yani bunu böyle sayısal olarak ifade etmek her zaman risklidir ama demin de işte Suat Bey'in söylediği galiba hani %30-35'i Erdoğan'ın hep biraz böyle cepte olacak gibi görünüyor. Mevcut koşullarda çok büyük bir değişiklik olmadığı takdirde AK Parti %50'lere görebilen bir parti. Dolayısıyla bir 10-15'lik bir kesim de belli ki Abdullah Gül'ün önereceği bir macera olursa bir serüven oraya en azından kulak kabartabilir. Ne kadar hani örgütsel düzeyde ve organik bir şekilde peşinde takılır bilemem. Dolayısıyla böyle ikili bir manzara var. Yani örgütsel düzeyde evet hiç kimse herhalde bir şey bekleyemez. Çünkü bir Erdoğan kendisine sadıklardan oluşan bir AK Parti yaratıyor. Ama seçmen düzeyinde ayrı bir manzara çıkacak. Ama ben izninizle bu yani fırsattan istifade ilk bölümde konuştuğunuz şeylere de biraz değinmek istiyorum. Yani hem Abdullah Gül'ün attığı adımlar hem buna karşılık Erdoğan'ın ortaya koyduğu kontra adımlar. Doğrusu bana ikisi de sürpriz gelmiyor. İşler benim gördüğüm normal mecranda akıyor. Yani hem Abdullah Gül'ün yaptıkları hem Erdoğan'ın yaptıkları şey hani gelişenlere doğal tepkiler şeklinde görülmeli. Abdullah Gül perspektifinden baktığımızda bir kere temel bir şey var. Türkiye bir makas değiştirdi, değiştirmek üzere vesaire ve bu soru işaretleri işte hoşnutsuzluklar yaratmış durumda ve ama bu soru işaretlerine ve hoşnutsuzluklara tercüman olacak bir işte alternatif başkan adayı da Türkiye çıkarabilmiş değil. Herkes bunu görüyor. Yani CHP'si de biliyor bunu, MHP'si de, işte İYİ Partisi de, HDP'si de vesaire. Dolayısıyla hani Türkiye'nin kendi tırnak içerisinde doğal dinamiklerinin biraz böyle hani Abdullah Gül gibi birini zorladığı bir vasattan söz ediyoruz. Bir vasat var. Yani Abdullah Gül'e artık hani ağırlığını koy diyen bir vasat var bir kere. Bu ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz ayrı bir şey. Ama görünen o ki yani bugün hani Abdullah Gül aday olsa galiba CHP, İYİ Parti falan aday hani göstermekten vazgeçebilir. HDP bile şey soru işareti yaşayabilir. Dolayısıyla neredeyse böyle seçmen 45-55, 50-50 falan bölünebilir. Şimdi böyle bir manzarayı hiçbir siyaseti çok kaçırmak istemeyebilir. Dolayısıyla bir böyle bir şey var. Yani Türkiye'nin genel dinamiklerinden kaynaklanan bir manzaranın zorlayıcılığı var. Ama ikincisi bence daha çok önemli. Abdullah Gül AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan kadar merkezi figürlerinden biri. Orayla organik ilişkileri olan ve oradaki memnuniyetsizliği bilen, oraya tercüman olabilme kapasitesine sahip filan biri. Tahminim orası demin söylediğim dinamiklerden daha fazla zorlayıcı olmaya, teşvik edici olmaya başladı en azından.
O itibarla ben hani Abdullah Gül'e dair yani çok uzun zamandır paylaşılan böyle biraz onu işte ne bileyim hani cesur yeterince bulmayan, işte garantici gören yorumları yani doğru bulmakla beraber Abdullah Gül'ün şu ana kadar yaptıklarının çok büyük bir adımlama itibarıyla, zamanlama itibarıyla çok büyük yanlış içerdiğini düşünmüyorum. Hatta aksine doğru bir şey, strateji takip ettiğini düşünüyorum. Buradan da isterseniz hani Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları niye işin normal mecrana uygun ona geleyim, ikisini bağlayayım. Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül'ü mindere çekmek istiyor erken zamanda ve Gül'ün ona icabet etmediğini görüyoruz. Bence kendisi açısından doğru olanı yapıyor eğer ileride bir hani adaylık serüveni yaşanacaksa. Dolayısıyla evet hani Erdoğan da şey yapması gereken aslında yapıyor. Abdullah Gül'ü bir an önce mindere çekmek ve işte kendi tabanında onu bir sürü bağlantı üzerinden diskredite etmek. Yani hem işte CHP gibi işte AK Parti'nin kadim rakibinin adayı olmaklık üzerinden ama daha önemlisi bu Erdoğan'a, Türkiye'ye kurulmuş komplonun adamı olmaklık üzerinden bir büyük hikayenin parçası haline getirmeye ve o hikayeyi erken büyütebilmek için bir an önce Gül karşısına çıkmak istiyor. Karşısına çıkmasını istiyor. Bence dolayısıyla Gül'ün burada yaptığı doğru bir şey. Yani beklemek, zamanını beklemek, son ana kadar belki beklemek ve iyice hem Erdoğan'ın hem Türkiye'nin bu Erdoğan açtığı yeni yolda yorulmasını beklemek, hatalar yapmasını beklemek. O açıdan ben iki tarafın da attığı adımların siyasetin genel rasyonelitesine çok uygun olduğunu düşünüyorum. Suat Bey aday olacağını zannetmiyorum, kendini bir akil adam olarak konumlandırıyor diyor. Siz ondan farklı olarak aday da olabilir, buradan siyasi bir sonuçta çıkarabilir diyorsunuz Abdullah Gül için. Yani beyefendi haklı olabilir. Öyle düşünen daha çok gördüğüm kadarıyla. Yani ben o kadar hani siyasi öngörülerine çok güvenen biri değilim. Ama istikrarlı bir şekilde Abdullah Gül çizgide, minderde, oyunun içinde kalmaya dikkat ediyor. Yani şimdi mesela bütün bu olanlardan sonra aday olma niyeti olmayan biri herhalde ya ne uğraşıyorsunuz benimle ben aday olmayacağım zaten herhalde derdi. Çünkü bunu deyip de akil adam olarak rolünü ifa etmesi Abdullah Gül'ün mümkün. Halen ben işte bu partinin kurucusuyum diyerek devam edebilir. Ama benim gördüğüm çok öyle değil manzara. Peki Suat Bey müsaade ederseniz gene hocamla devam edeceğim. Ona soracağım soruyu sorunun cevabını daha sonra gene sizden isteyeceğim bu sefer. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin, daha doğrusu Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin enteresan bir dönüşümü var. Tırnak içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderine namussuz dediği günlerden bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz yeni kapı ruhuna ve mutabakatına sahip çıkmaya devam ediyoruz denilen bir yere kadar döndü. Enteresan tabii tarihe dönüp bakarsak Devlet Bahçeli DSP ANAP MHP koalisyonunu bitirmeseydi, bir erken seçime götürmeseydi ülkeyi belki de bir Adalet ve Kalkınma Partisi olmayacaktı. Böyle bir iktidar olmayacaktı. Şimdi tam Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan'ın deyim yerindeyse kimyasını bozmuşken Devlet Bahçeli tekrar ortaya çıktı. Adayımız Tayyip Erdoğan'dır deyip en azından siyasi gündemin yönünü değiştirdi. Şimdi şunu söylemenizi istiyorum, şunu değerlendirmenizi istiyorum. Siz bir sosyoloji profesörüsünüz. Bir siyasi lider, yani MHP gibi bir partinin siyasi lideri, o partinin tabanını bu derece etkileyebilir mi? Yani MHP Devlet Bahçeli dedi diye Recep Tayyip Erdoğan bizim liderimizdir diye dönüşebilir mi? Bir ikincisi, bakıyoruz hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem AKP sözcüleri artık açık olan bu siyasi seçim ittifakını milli mutabakat olarak değerlendiriyorlar. Bu gerçekten bir milli mutabakat mıdır yoksa
Türk-İslam sentezinin 21. yüzyılın bu aşamasında değişik bir tezahürü müdür? Ne yaşanmaktadır bu iki parti arasında? Şimdi ukalaca görünmek istemem ama orada da doğrusu çok şaşırtıcı bir şey görmüyorum. Yani orada da bence işler doğal mecrağında akıyor ve atılan adımlar iki parti açısından da özellikle MHP açısından çok şey olağanüstü sürpriz adımlar değil. Şimdi bir kere şunu teslim edelim. Evet hani Devlet Bahçeli'de MHP'de büyük bir dönüşüm var görünüyor ve MHP bunun maliyetini bir kısmıyla ödüyor zaten. Yapılan hani kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki büyük oranda bir İYİ Parti'ye kayış var. Yani MHP %7'ye düşürülse bile baraj geçer mi geçemez mi çok belli değil. Bir bunu yani bunun bir sonucu var MHP açısından ama MHP ya da liderlik bunu göze almış görünüyor. Bir bunu kaydetmek gerekir. İkincisi AK Parti o kadar MHP'ye yaklaşmış durumda ki ya da Erdoğan en azından söylem itibariyle son 1-2 yıldır. MHP'nin bu kadar MHP'leşmiş bir AK Parti'ye yakın olmasında da bence çok hani abes bir şey yok. Çünkü değişen aslında Erdoğan, AK Parti. Düşünün o çözüm sürecinde filan hani MHP ile AK Parti arasındaki gerilimi. Oradaki bir devlet perspektifini MHP seslendiriyordu. AK Parti onun alternatif bir siyaset takip etmeye çalışıyordu. Oysa AK Parti bir anda 2015 Temmuz'undan sonra bütün bu işlerden vazgeçti ve biraz deyim yerindeyse aslında MHP'nin ya da devletin o bir kesiminin aslında biraz da bu Vatan Partisi çizgisini falan önerdiği yere gelmiş durumda. Dolayısıyla ittifakın hani yine böyle bir arka planı olduğunu da görmek gerekir. Ama bir üçüncü şey bence daha önemlisi, biraz gözden kaçırılan bir şey. MHP 1960'lardan beri, kurulduğu ilk zamanlardan beri esas olarak hani bir toplumsal tabanı değişen oranlarda ve %3-4'lerden işte 15-16'larda kadar çıktı oldu ama bu arada değişen bir toplumsal tabanı olmasına yani bir tür organik bir parti olmasına rağmen esas olarak hep devletin ihtiyaçlarını birinci hani nasıl diyeyim öncelik yapan bir parti oldu. Dolayısıyla devlet bir perspektiften diyelim ki ya da devletin bir tarafı mevzuları nasıl gördüyse, ihtiyaçları ne olarak tespit ettiyse MHP genel olarak bu ihtiyaçlara cevap verdi. Yani 70'lerde sokakta devletin ihtiyacı, solu işte bir şekilde tasfiye etmek için, dizginlemek için vesaire MHP o ihtiyaca cevap verdi. 90'larda bütün o yükselişe rağmen Kürt hareketinin sokaklar devletin ihtiyacı değildi çünkü bir işte Kürt-Türk çatışmasına giderdi eğer öyle olsaydı MHP bütün o süreci parti örgütlerinin içerisinde geçirdi ama bir yandan da oy tabanını falan yükseltti. Bence Temmuz'daki işte darbe girişimiyle birlikte devletin ihtiyaçlarını MHP çok iyi gördü. Yine dediğim gibi devletin hepsini temsil eden bir yer temsil etmiyor da ki MHP ama önemli bir kesiminin ihtiyaçlarını gördü ve ona şu anda cevap veriyor ve işleri çok kolaylaştıran bir şey var. AK Parti de bu ihtiyaçları kendince görmüş durumda. Dolayısıyla bugün olan bir devlet ittifakıdır, bir devlet blokudur esas olarak. Hani bir milli mutabakat hükümetinden ziyade. O itibarla MHP'nin artık bu saatten sonra hani Devlet Bahçeli ne olmuş, 3-5 bakanı olmuş mu olmamış ki mı bunların çok önemli olduğunu zannetmiyorum MHP ve Devlet Bahçeli açısından. Bu kendi perspektiflerinden baktıklarında devletin ihtiyaçlarını ne olarak görüyorlarsa buna cevap veriyorlar. Şu anda yaptığı adımın da hem devletin âli ihtiyaçları açısından hem de siyasetin günlük gereklilikleri açısından bir manası var. O da şu, genel manzara yine çok böyle büyük değişiklikler olmadan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilecek olursa Erdoğan'ın ilk turda, daha doğrusu hiç kimsenin ilk turda seçilememesinin kuvvetli ihtimal olduğunu gösteriyor. Bu hamleyle ki Abdullah Gül'ün çıkışı bunu daha da kuvvetlendirdi. Bu hamleyle Devlet Bahçeli manzarayı biraz netleştirmiş oldu. Yani MHP ayrı bir aday çıkarmayacak. Dolayısıyla hani MHP'nin götürebildiği kadar kesimini Erdoğan arkasına dizecek. Dolayısıyla ilk turda AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın diyelim ki işte amacına ulaşmasının bir şekilde hani önünü açmış gibi görünüyor. O açıdan kritik bir adım, önemli bir adım. Ama işe yarar mı, yeter mi? Bu bir soru işareti. Fakat hem AK Parti hem MHP açısından baktığımızda da başka gidecekleri bir yerde yok artık. Bu yola girdiler ve bu yola bence 2019'a kadar bu yolda devam edecekler. Başarabilecekler mi? Benim hani şüphelerim var. Ama hani bütün
manzarada şey gösteriyor ki böyle bir 50-50 civarında gidiyor bu işler. Sonuna kadar da öyle gidebilir. Dediğim gibi çok büyük bir değişiklik olmasa süreçte. Siz Türk Milliyetçiliğine özel olarak çalışan bir öğretim üyesisiniz. O deminki sorumu tekrarlayacağım. MHP'nin tabanı, ülkücü olarak tanımlanan bu kitle, liderin AKP'ye iskele alabanda yapma stratejisini kabullenecek midir? Ses çıkarmayacak mıdır? Şimdi ben çok hani MHP uzmanı değilim. İşte daha bildiğiniz daha iyi arkadaşlarımlar bu işlerde söz edebilecek ama benim gördüğüm MHP bir lider partisi eninde sonunda halen. Ama Devlet Bahçeli bir Alparslan Türkeş değil tabii ki. O kadar kredisi olan biri değil ki. Şu andaki oy kaymaları da zaten biraz ona işaret ediyor. Yani çok öyle MHP tabanını Devlet Bahçeli baştan sona ikna edebilmiş gibi görünmüyor. Çünkü bir kere tabii ki bu hani AK Parti'nin bir İslamcılık denen bir işte tırnak içerisinde bagajı var. Hı-hı. O hani MHP'nin bir kesimince çok benimsenmeyen bir bagaj. İkincisi AK Parti'nin bölgesel siyasetiyle tipik bir MHP'linin bölgesel siyasetin aynı şeyler değil. MHP'liler tüm agresifliklerine rağmen çok yayılmacı vesaire işte ne bileyim Araplarla ittifak yapan filan bir Türkiye manzarasının çok peşinde olmadılar. Hani Kerkük Türkmenlerini koruyalım şunu bunu yapalım türünden agresyonlar hep gösterdiler ama AK Parti'nin özellikle bu işte Arap Baharı'nda takip ettiği işte Müslüman kardeşlere önderlik yapmak, bugün bile halen İdlib'deki işte muhaliflerin bir şekilde hamisi olmak filan bunlar çok herhalde MHP'lilerin yani MHP'nin en azından bir kesiminin çok böyle hoş baktığı şeyler değil. O itibarla bir Erdoğan AK Parti memnuniyetsizliğinin MHP'de karşılığı olduğu çok açık ve onları Devlet Bahçeli büyük bir ihtimalle yanında götürmekte zorlanacak. Peki Suat Bey, hocam bu ittifak aslında bir devlet ittifakıdır dedi, altını çizdi. Sizce bu ittifak nasıl bir ittifak? Niçin İki parti de böyle bir ittifaka ihtiyaç duyuyor? Bir soru bu. İkinci soru, önceki açık oturumlarda da konuşmuştuk. Sizin katıldığınızda da sormuş olabilirim. Sürekli 2019'a kalmaz bu işler, 2018'de bir erken seçim olabilir denip duruyordu. Şimdi bu ittifaka baktığımızda sanki 2018'de erken bir seçim olmayacakmış gibi duruyor. Katılır mısınız? O konuda değerlendirmeniz ne olur? Şimdi birinci bölümle başlayalım. Ben Mesut Hoca'nın değerlendirmesine katılıyorum. Ben de ona devlet partisi diyorum. Yani şu anda bunu tabii Devlet Bahçeli bazında söylemiyorum ama tabii orada bir tevafuk da var. Devlet Bahçeli'nin de o koalisyonun bir parçası olduğu. Türkiye'de bir iktidar yok. Türkiye'de bir iktidar bloku var. Bu iktidar blokunun birinci parçası Adalet ve Kalkınma Partisi bugünkü haliyle başında Recep Tayyip Erdoğan. MHP, daha doğrusu Bahçeli tandanslı MHP ve bu Perinçek Aydınlık grubunun temsil ettiği ulusalcı veya tanımlaması çok zor, özellikle yabancılara anlatması çok zor. Bu ulusalcı diyelim artık. Bütün ulusalcıları kapsamıyor tabii biliyorum. Ulusalcılar içinde bu Perinçekçileri sevmeyen de bir sürü adam var. Her neyse yani bu üç bence saç ayağının idare ettiği bir Türkiye var elimizde şu anda. Ve bence bu devlet partisinin, benim devlet partisi olarak adlandırdığım bu iktidar blokunun ortaya çıkmasının ana sebebi 7 Haziran 2015'te HDP'nin 13.1 ile seçime girmesinden sonra, meclise girmesinden sonra devlet içinde ciddi bir irkilme oldu. Yani devlet %10 barajının artık fayda etmediğini, Türkiye'deki Kürtlerin ki o dönem çok başarılı bir seçim kampanyası sonucunda o dönemde biliyorsunuz o partinin Türkiye'leşme iddiası vardı. Bu maalesef daha sonraki olaylar sonrasında akamete uğradı. Fakat o Türkiye'leşme sürecinde de bazı kredibilitesi yüksek kamuoyu araştırmacılarının belirttiği gibi %3-3,5 civarında daha önce HDP'ye oy vermeyen seçmenin oraya oy verdiği anlaşıldı. Dolayısıyla MHP'den daha fazla milletvekiliyle meclise giren bir HDP
Türkiye'de devletin temel sahiplerini irkildi. Bu 7 Haziran sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de ilk kez parlamentoda çoğunluğunu kaybetmesi ve tekrar çoğunluğun elde edilmesi ihtiyacı Kürt meselesinde barış sürecinin veya işte bu açılım sürecinin sona erdirilmesi ve akabinde işte seçimden bir ay veya birkaç hafta sonra tekrar silahlı mücadelenin başlaması, PKK'nın da pek meraklı olması bu silahlı mücadeleye tekrar başlanmasına, sadece Türkiye'de çok acının, ölümün, şiddetin yaşanmasına sebep olmadı. Bu yeni iktidar blokunun, yani bu devlet partisinin tahkim olmasına, yani güçlenmesine sebep oldu. Geçen seneki, pardon, işte 2016'daki darbe girişimi de bence bu amiyane tabirle kadayıfın kaymağı, yani şeyi oldu, en son üstünün kaymağı oldu. Çünkü bu cemaatçi kadroların devlet aygıtından ayıklanması ve oradan temizlenmesi ciddi bir insan kaynağı ihtiyacına sebep oldu. Ve bu da büyük oranda MHP, daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin temsil ettiği MHP ülkücü kadrolarla daha önce tasfiye edilmiş, cemaat tarafından yana itilmiş veya şu veya bu sebepten dolayı etkin pozisyonlar bulamayan devlet kadrolarının tekrar geri dönmesine sebep oldu. Buna bir de Perinçekçiler katıldı. Darbenin işte Amerika ayağı ve şeyi iddiası üzerine kadro tam tamamlandı. Yani şu anda ortada bir devlet partisi var ve başında popüler bir lider var. Kitleleri sürükleyebilen, hitabet gücü çok yüksek. Canlı yayında, yani konuşma yaptığı zaman 10-12 tane kanalın canlı verildiği bir ülke şu anda Türkiye. Dolayısıyla bu Bahçeli'nin en son çıkışını şöyle görmek lazım. Biliyorsunuz bu Türkiye'de Survivor diye bir şey var, bir program var. Bahçeli de bence çok iyi bir Survivor ve survive etmeye çalışıyor. Bu devlet bloku içinde yerini almak istiyor. Çünkü bu kadrolar şu anda devletin içinde yer aldı ama tabii aynı zamanda bu Türk-İslamcı ideolojinin daha fazla kabul görmesi, özellikle Orta Anadolu'daki MHP seçmeninin ve sosyolojik olarak çok geçişkenliğin çok yüksek olduğu, yani AK Parti seçmeniyle MHP seçmeninin geçişkenliği, çünkü ben Çankırı Milletvekilliği yaptım, yani bunu birebir müşahit oldum. Çok şeydir, yani çok kolaydır o geçişkenlik. Gerçi şeyde, Ege'de ve Trakya'da daha zordur. Büyük şehirlerde, Trakya'da, Ege'deki MHP seçmenini Bahçeli'nin çizdiği şu andaki siyasete ikna etmek o kadar kolay değildir. Ama Orta Anadolu ve daha ne diyelim, dini hassasiyetleri biraz daha yüksek olan, daha geleneksel bir yaşam tarzından gelen MHP'lilerin bu geçişi yapması o kadar zor değil. Ama tabii böyle bir benim tarif ettiğim manzara eğer doğru ise, böyle bir ortamda ne kadar hür ve adaletli seçim yapılabilir, bunu tartışmaya açmak lazım. Yani özellikle referandum esnasında olanlar, YSK'nın durumu göz önüne alındığında, YSK'nın ne kadar çok anayasamızda öyle öngörülmemesine rağmen tamamen iktidarın kontrolünde ve baskısına maruz kalabilecek bir konumda olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin de hakeza, böyle bir ortamda Türkiye'de hür ve adaletli veya eşit şartlarda seçim yapmak mümkün mü? Eşit şartları geçtik. Böyle şartlarda Türkiye'de seçim sayım süreci, seçimdeki bütün mekanik unsurlar normal bir demokraside beklendiği gibi yapılabilir mi? Ben buna emin değilim açıkçası. Dolayısıyla Bahçeli'nin bu son açıklamalarını mevcut iktidar bloğundaki yerini kaybetmek istememesi, 40-50 milletvekili
geçerliliğini garanti edebileceği bir düzenlemenin olması ve salı günleri grup toplantısını yapabilecek, televizyon ekranlarından konuşmaya devam edebilecek bir yeni bir süreç talebi var. Ve muhtemelen de bu süreç, bu talep karşılığını da bulur, bulacaktır. Galiba bugün herhalde bazı komisyonların kurulması kararlaştırılmış. Hı hı. Muhtemelen bulunur. Tahmin ediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi kanadında da MHP ile resmi olarak bir işbirliğinin veya bir ittifakın yapılmasının Kürt seçmen nezdinde nasıl yankılanacağı ve Kürt kökenli seçmen buna nasıl, yani Kürt kökenli muhafazakar Kürt seçmenin buna nasıl reaksiyon göstereceğini ölçeceklerdir, bakacaklardır. Eninde sonunda bir muhasebe yapılacaktır. Ama bence temel olarak, yani benim açımdan bakıldığında, Devlet Partisi üç saç ayaklı tahkim edilmiş durumda. Sayın Bahçeli de beni unutmayın diyor. Ben de bu işin parçasıyım. Benim de bir şekilde İyi Parti tehdidinin bertaraf edilmesi ve mecliste olmaya devam edebileceğim, söylediğim gibi salı günleri grup toplantısını yapıp gün açıklama yaptığımda gazetelerin yazabileceği, televizyonların dikkate alacağı bir konumda kalmama müsaade edin talebidir bu. Şimdi bir şey daha soracağım. Diyor ki Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin açıklamasını önemli görüyorum, şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. FETÖ'den PKK'ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Evet. Bir siyasi liderin, burası hala bir demokrasi ise, bu ülke hala bir demokrasi ise, muhalefet partilerini seçmen gözünde böyle konumlandırmaya çalışmasının vahim sonuçları olmaz mı? Yani bu bizi nereye götürür? Önce Mesut Hocam'a sorayım, sonra sizden cevap alayım Suat Bey. Vallahi bu sorunun artık, yani bence sorulmaması gereken bir zamandayız. İşler zaten bilgisayarında öyle bir halde ki, Erdoğan'ın bu yaptıkları artık bizim için bir, hani, normal işlerin, normal seyrinin bir parçası gibi görünüyor. Normal bir dönemde olsaydık, evet, bunlar hakikaten söylenmemesi gereken, edinilmesi gereken laflar olurdu. Ama demin söylediğim üzere bir mecraya girilmiş durumda ve Erdoğan bütün hattı bunun üzerinden kuracak. Bu hat bir süre sonra Türkiye'yi fazla yorabilir ve Erdoğan'ın önerdiği projenin aleyhine de çalışabilir. Bence AK Partililerin hani biraz ihmal ettikleri bir şey bu. Ama başka bir hat, yani gidecek bir yer kalmadı bu saatten sonra. Ancak Türkiye'nin korkularını, işte endişelerini muhafazakar ve dindar yurttaşların ve milliyetçi yurttaşların kaşıyarak, bunları arttırarak bir şey yol izleyecekler. Ki 2015'te hani ikinci seçimde bu bir şekilde, hı hı, Erdoğan açısından başarı getirdi, ama şimdi başarı getirip getirmeyeceği bilinmiyor. Fakat önemi de yok. Başarı getirip getirmeyeceğinin bir önemi de yok. Başka bir yol kalmadı Erdoğan'da. Bunun önünden gidecek, bunun önünden bu yol üzerinden başarılı olmaya çalışacak. Ama çok temel bir handikapı var Erdoğan'ın, Bahçeli'nin bütün bu jestlerine rağmen. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP desteğini belirtmiş durumda. Ama bu desteğin milletvekili seçimlerine nasıl aksedeceğini bilmiyoruz. Çünkü %10 barajı eğer korunacak olursa MHP'liler açısından meclise girmeme riski var. Yüksek bir risk. Bu risk MHP'liler tarafından bu kadar bilindiği bir zamanda, çok böyle gönül rahatlığıyla MHP'lilerin hepsi, kalan hepsi AK Parti'nin adayına oy verirler mi? Bu bir şey. Bir soru işareti. Ama öte yandan bu riski gidermek için bir enstrüman da yok AK Parti'nin elinde. Çünkü bu riski giderecek enstrümanları kullandığınız anda, yani seçim barajını düşürdüğünüz anda en şey ihtimal, yani en uçta ihtimal Saadet Partisi. Sonra İyi Parti, hatta hani belki HDP'nin bile işte girmeme ihtimali var deniyor. Dolayısıyla bir anda AK Parti aleyhine ya da Erdoğan aleyhine manzarayı değiştirecek bir enstrümana dönüyor. Oysa %10 barajıyla gidildiğinde en iyimser senaryo ne AK Parti açısından? CHP ile AK Parti'nin tek başına meclise girmesi. Şimdi bu hani Erdoğan'ın tabii rüyası olabilir. Ama MHP'nin Cumhurbaşkanlığına desteğini tam olarak alabilmek için MHP'ye bir şeyler vermek zorunda.
Fakat o verdiği şeyler seçim barajını %5'e indirmek olamaz mesela. Olduğu anda, çünkü dediğim gibi bu defa AK Parti açısından bir kabus, bir meclis kompozisyonu ortaya çıkabilir. O açıdan yani işler bir şekilde rahatlamış görünüyor belki Erdoğan açısından, ama büyük de bir handikap var önlerinde ki bugün galiba Yeni Şafak yazarlarından biri bence akıllıca bir şey söylüyordu Erdoğan cephesine. Dediği şu, iki parti ayrı kimliklerini koruyarak gitmeli. Buna özen göstermeliler. Çünkü sonuçta hani bir dindar, muhafazakar taban, bir de bir milliyetçi taban, bunları birbirinden ayrı tutmak, yani bunları füze etmemek, bir araya getirmemek gerekir. Çünkü bu eninde sonunda işte aritmetik bir toplama yol açmaz. Bence de AK Parti'nin önemli bir handikapı bu. Yani MHP ile aşırı bir simbiyotik ilişkiye gitmek, işte herkesin söylediği aşağı yukarı, o iki partinin seçmenlerin hepsinin Erdoğan arkasında toplanmasına yol açmayabilir ki, açmayacak gibi de görünüyor. Bu algıdan sıyrılmak için zannediyorum işte milli mutabakat demeye çalışıyorlar bu ittifaka, bu bir arada seçime gitme girişimine. Suat Bey, dediğim gibi Erdoğan'ın bu sözleri toplumumuzu, siyasi iklimimizi bu yılı, önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimleri, yani doğru sözcüğü bulmaya çalışıyorum, ne derece etkiler, zehirlemez mi, hepimizi yoldan çıkarmaz mı, bizi biz olmaktan çıkarmaz mı, bir millet olmaktan çıkarmaz mı? Yani şöyle, doğru, haklısınız, çok doğru bir tespit, ama maalesef biz o şeyi geçtik, yani o çizgiyi çoktan geçtik, toplum çok aşırı kutuplaştı ve söylediğiniz gibi böyle bir atmosferde böyle bir kampanya yürütmek, ki öyle anlaşılıyor ki kampanyayı böyle kurgulayacak AK Parti, işte milli mutabakat veya yerli ve milli bir cephe ve onun karşısında gayrimilli olan muhalefet. Şimdi ben tabii siyaset yaptım ama akademik olarak da siyaset bilimcisiyim. Siyaset biliminde otoriterliğin ilk tanımlarından, ilk ve en önemli maddelerinden bir tanesi, otoriter rejimler demokratik muhalefeti gayrimeşrulaştırır, gayrimeşru gösterir. Şimdi siz demokratik bir ortamda sizinle eşit şartlarda seçime giden, seçmenin gönlünü almaya çalışan, oyunu almaya çalışan siyasi partileri baştan gayrimilli, işte yabancılarla, dışarıyla irtibatlı, işte veya milli olmayan bir çerçevede tarif etmeye kalktığınız anda ötekileştirmiş ve öbür tarafa atmış olursunuz. Yani aynı ülkenin, aynı ulusal yapının, aynı demokratik sistemin bir parçası olarak görmüyorsunuz. Sadece kendinizi meşru bir aktör olarak görüyorsunuz. Onun dışındaki herkes gayrimeşru ve illegal yapılar. Zaten bunu biliyorsunuz, biz referandumda gördük. Hı hı. Hayır diyenler biliyorsunuz terörist olmakla itham edildi. Yani sonuçta referandumun zaten en temel mantığı, seçmene bir soru soruluyor ve bunun evet veya hayır cevabı seçmenin hür iradesiyle verilmesi gerekiyor. Ama söylediğim gibi şu anda Türkiye'de artık normal demokratik şartlar olmaktan çıktı ve bunun, söylediğiniz gibi, bir toplumsal birliğe, bilinç altındaki bir arada olma iradesi, bir arada yaşama, aynı ülkü, aynı hedeflere giden bir ülke hülyasını ve birlikteliği, bir arada yaşama isteğini çok kıracağını ve zaten geçmişte yapılanlarla kırıldığı göz önüne alınırsa, ben çok şey görüyorum, problemli görüyorum. Ama bu buraya nereden gelindiğini, özellikle ben son 1-2 yıldır Rusya örneğini, Macaristan örneğini, Trump, İngiltere'deki Brexit'i biraz çalışıyorum. Ve oraya da bakarsanız, Trump da mesela ona oy vermeyen yeri gayrimilli olarak tarif ediyor. Brexit'cilere bakarsanız, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını isteyenler, onlar da AB'de kalmak isteyenleri gayrimilli, illegal olarak görüyorlar. Macaristan'da da öyle.
Hindistan'da, Rusya'da öyle. Yani maalesef Türkiye dünyadaki yükselen bu otoriterlik dalgasından nasibini iyi aldı ve dersini de bu konuda iyi çalışmış açıkçası. Muhtemelen de 2018 veya 2019 ne zaman yapılacaksa seçim kampanyasının ana diskuru, ana söylemi bu çerçevede gelişecek, öyle gözüküyor. Yani yerli ve milli mutabakat. Şimdi buna eğer Saadet Partisi de katılırsa bence resim tam olur, ama bilmiyorum tabii o olur, gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, ama şunu tasavvur edin. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi, biz yerli ve milliyiz, diğerlerinin hepsi gayrimillidir. Böyle bir kutuplaşmaya, böyle bir cepheleşmeyle seçime gidildiğinde bunun bu ülke için, bu ülkede bir arada yaşama iradesi açısından, bir olmamız açısından nasıl bir etkisi olur? Bunu öngörmek çok zor değil. Ama maalesef Türkiye birazcık bu konuda rayından çıktı. Yani Türkiye'deki söylem, siyasi söylem artık eşit şartlarda bir arada yaşayan veya aynı demokratik kurallar çerçevesinde seçmen nezdinde yarışa giren siyasi aktörler çerçevesinden, portresinden çıktı. Sürekli dış tehditler altında, işte biliyorsunuz bu İstanbul'daki billboardlarda işte düşüremeyeceksiniz, şey yapamayacaksınız. Yani böyle sürekli olağanüstü şartları canlı tutan ve sürekli bir, bunu İsrail yapar çok. İsrailler mesela, Fortress İsrail derler bunlara. Hı-hı. Kale İsrail yani. Sürekli dış tehditler, işte dış aktörler, dış ajanlar, İsrailler de bunu iyi yapar. Sürekli dışarıda bir tehdit oluşur. İşte şey de öyle, Macaristan'da, işte Rusya'da da mesela aynen öyle, sürekli bir dış tehdit şey yapılır. Dolayısıyla olağan dışılık bir olağanlık haline gelir. Olağan dışılık olağan hale geldiği zaman normal siyaset, normal demokratik süreçler konuşulamaz. Bunların şartları yerine getirilemez. Çünkü hı hı. adı üzerine olağan dışı bir ortam vardır maalesef. Hı hı. Türkiye 2019 seçimine de tahmin ediyorum yine böyle bir psikolojik ortamda girecek. Ama seçmen nezdinde bu nasıl yankılanır? Çünkü bu yeni yapılmıyor. Bu biliyorsunuz 2013'ten beri devam eden bir söylem. Yani Gezi olaylarıyla başlayan bir söylem. Hı hı. Çünkü Gezi'den bir gün öncesine kadar Adalet ve Kalkınma Partisi küresel sermaye ile gayet iyi ilişkileri olan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından Gezi olaylarından 3 hafta önce en üst seviyede ağırlanan bir başbakandı o zaman Sayın Erdoğan. Avrupa Birliği süreci ağır aksak da olsa devam eden bir ülkeydi. Gezi ile birlikte bu dönüşüm gündeme geldi. Şimdi tabii Gezi ne kadar, 13, bu yaz 5 yıl olacak. Hı hı. Yani 5 yıldır böyle bir söylem devam ettiriliyor. Eğer 2019'da yapılacaksa seçim 6 yıl olmuş olacak. 6 yıl sonunda seçmen bu anlatıma teveccüh gösterir mi? Bu anlatımı satın alır mı? Yoksa bunu sorgular mı? Bunu bilmiyorum açıkçası. Yani bunu kamuoyu araştırmacılarının belki bakması gereken bir şey, ama açıkçası seçimin bu çerçevede tartışılacağı bence şey oldu. Biraz netleşti bu son haftalardaki peki. açıklamalardan. Peki. Son bölümü HDP'ye ayıralım. Evet. İşte mecliste grubu olan siyasi partilerden bir tanesi, hatta üçüncü siyasi parti. 11 Şubat'ta bir olağan kongre yapacak. Gel gelelim, eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş İstanbul Milletvekili 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu, cezaevinde. Diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, o da aynı tarihten beri cezaevinde, ama bu arada onun milletvekilliği düşürüldü, eş genel başkanlığı elinden gitti. Bu süreçte 5 milletvekilinin daha vekilliği düşürülmüş durumda. Demirtaş dışında 8 milletvekili daha cezaevinde. Partinin başta Diyarbakır olmak üzere pek çok il ve ilçedeki belediye başkanları cezaevinde, belediyeler kayyuma devrilmiş. Böyle bir ortamda 4 Ocak 2018'de Selahattin Demirtaş bir mektup gönderdi partiye ve dedi ki
15 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olmayacağım. Ya neden bu oldu, niye böyle bir açıklama yaptı Demirtaş diye konuşulurken, nihayetinde 4 Ocak işte bugün ayın 11'i, bir haftadır bunlar konuşulurken, dün Hasip Kaplan, önceki iki dönem HDP milletvekili, avukat Hasip Kaplan 7 tane tweet attı. İlki, HDP 11 Şubat kurultayıyla net görüşüm, kusura bakmayın, eş başkanlık bir Kürt olacak, halkın istediği olacak, taban ne diyorsa odur. İkincisi, HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin. Benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek. Tweetler devam etti, tepkiler yoğunlaştı. Yedinci tweetinde de siyasetten de partiden de istifa ediyorum dedi, çıktı bu işin içinde. Bütün bu olan biteni, Selahattin Demirtaş'ın mektubu çekilmesi dahil, nasıl okumamız gereklidir? Bir açıklama daha var orada sizin saymanız. Tabii Sırrı Süreyya'nınki ayrı ama arada da HDP'nin partinin yaptığı bir açıklama. Yani Selahattin Demirtaş'ın kararına saygı duyulduğunu bildiren bir açıklama. Bence dördü birden HDP'nin yani sürpriz ve iyi kararlar almadığını gösteriyor. İlk karar tabii ki Selahattin Demirtaş'ın hani kişisel kararı denebilir. Hani saygı duymak gerekir denebilir HDP'nin yaptığı gibi. Ama orada ben hani çok partinin içinden bir şey duyan biri olarak konuşmuyorum. Ama dışarıdan izleyen biri olarak gördüğüm şey şu. Sürpriz bir karar bu. Çünkü birkaç hafta öncesinde başka bir şey konuşuluyordu. Yani Selahattin Demirtaş'ın yeniden genel başkan, eş genel başkan olacağı konuşuluyordu. Ya da en azından karşı yönde bir şey, Selahattin Demirtaş'tan bir işaret gelmemişti o ana kadar. Dolayısıyla arada bir başka şeyler oldu. Bir değerlendirmeler yapıldı belli ki. Ya Selahattin Demirtaş beklediği kadar bir destek görmedi kendi eş genel başkanlığı için, ya da başka bir şeyler olmuş olabilir ve o sürpriz karar çıktı. Arkası da bunun bence devamı. Yani esas olarak Selahattin Demirtaş'ın eş genel başkan olmayışla ilgili bir tartışma. Ve çok fazla böyle son birkaç gündür sosyal medyada tartışıldığı gibi bir böyle solcular bir tarafta ve işte daha Kürt milliyetçileri bir tarafta tartışması olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neden öyle düşünmediğimi kısaca izah etmeye çalışayım. Bence iki pozisyonun da HDP'de çok güçlü karşılığı yok. Yani ne bir takım işte milliyetçi olduğu varsayılan, hatta ilkel milliyetçi falan, Sırrı'nın galiba lafı da böyleydi, olduğu varsayılan Kürtlerin nefret ettiği solcular çok büyük sayıda HDP'nin içerisinde, ne de o türden Kürt milliyetçileri, ilkel olduğu vehmedilen Kürt milliyetçileri çok büyük sayıda. Yani partinin ana şeylerini bunlar oluşturmak da aslında folklorik unsurlar ikisi de. HDP'nin içerisinde olan solcular zaten HDP çizgisini, esas olarak da Kürt hareketinin HDP'ye giydirdiği çizgiyi benimsemiş solcular. Çünkü öteki solcular zaten dışarıda kaldılar. Yani TKP yok içerisinde, ÖDP yok bunun içerisinde. Yani ulusalcı olduğu söylenen, liberal olmadığı söylenen diyelim ki sol zaten HDP'nin içerisinde değil. Kalan solcularla da hani HDP Kürtlerinin ya da Kürt hareketi diye bilinen Kürtlerin bir sorunu olması zaten mümkün değil. Öbür tarafta da bence bir şey yok. Büyük bir karşılığı yok. Zaten hani Kürt milliyetçilerin olduğu söylenen insanların partileri falan var. Bu Selahattin Demirtaş'ın eş genel başkanlığına devam edip etmemesiyle ilgili bir tartışma. O neye oturuyor? Ayrı bir fasıl. Ama belli ki içeride bir tartışma var ve Selahattin Demirtaş'ın genel başkan olmayışı herhalde bir takım dinamikler tarafından falan uygun bulunmuş ya da olmayışı diyelim ki. Diyelim ki bu böyle. Evet. Peki bu durum, şimdi somut durum bu. Hı-hı. Selahattin Demirtaş eş genel başkan olmayacak. Kim olursa olsun bir başkası olacak. Bu durum HDP'yi nereye götürecek? Yani demin Suat Bey bir tespitte bulundu ya, işte 7 Haziran'da %13,1 ile 3. parti olarak meclise girip AKP'nin tek başına iktidarını bir anda engelleyiverince 1 Kasım'a kadar bambaşka bir şey oldu. Çok büyük bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Şimdi bu bence 2015'te yapılmamış bir tartışmanın aslında yapılmaya çalışılması ile ilgili bir süreç. Neydi o tartışma? İşte malum hani HDP büyük bir başarı kazandı ama ardından çözüm süreci çöktü. İşte PKK de buna epey bir katkıda bulundu. Sonra bildiğimiz o vahim işte Hendek savaşları, şehir savaşları yaşandı ve Kürtler, Kürt hareketi büyük bir yenilgi aldı. Hem moral düzeyde hem siyasi, işte PKK de kendi askeri düzeyinde büyük bir
yenilgi aldı ve bu niye böyle oldu HDP'de konuşulmadı. Yeterince konuşulmadı, iyi konuşulmadı. Şimdi genel başkanlık işte yapmayacağım demesiyle birlikte bir kısım insan aslında bunu tartışmak istiyor. Selahattin Demirtaş'ın bu kararından sonra. Çünkü partide işte bu hani hendek savaşları falan yapılırken alınan kararlar belli ki yeterince tartışılmış, üzerine düşünülmüş, sağlıklı kararlar değil. Selahattin Demirtaş'ın genel başkan adayı yeniden olmaması da bir kısım insan tarafından sağlıklı bir karar olarak bulunmuyor belli ki. Hı hı. Yani kapalı kapılar ardında tartışılmadan edilmeden bu kararın alınmasına yönelik bir itiraz var. Bence burayı ciddiye almak lazım. Öbür yok solcular olsun, yok Kürt milliyetçileri falan bu tartışmanın çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Esas olarak HDP'de kararlar nasıl alınacak tartışması. Bu dolayısıyla hani HDP Demokratik Parti mi olacak, olmayacak mı? Buna dair bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Rahatsızlıkların önemli bir kısmında bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü öbür tarafların bir şeye tercüman olma ihtimali yok. Yani Kürt milliyetçileri HDP'yi bir yere götüremez. Solcular da HDP'yi bir yere götüremez. HDP ise sonra bir Kürt hareketi partisi. Ana göre de o. Ne olabilir'e dair de öngörüm şu. Çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Bence yine büyük oranda tartışma içeride yapılır. Yine büyük oranda kol kırılır, yen içinde kalınır. Çünkü bu tartışmaya tercüman olma ihtimali olan insanlar çok nitelikli insanlar değil. Çok cesur insanlar var gibi de görünmüyor. Bir bunu kaydetmek isterim. Çok kimseyi de kırmadan etmeden. İkincisi de Kürtler bir nasıl denir? Yine bir hayat memat anındalar yani. Yakında işte bu 2018-2019 gelecek. Bu süreçte kimse HDP'nin kırılıp dökülmesini göze alamaz. Tabanda da bu göze alınmaz. Bunu yapacak insanlar taban tarafından Selahattin Demirtaş'ın eş genel başkanlığına adaylığının teşvik edilmemesinden daha büyük bir tepki alırlar. Dolayısıyla ben hani bir tartışma yaşanacak ama büyük oranda bir kırılmaya, dökülmeye yol açmadan bir tartışma olacak diye düşünüyorum. Bu hani HDP'nin seçmen karşılığı yani seçim performansı nasıl etkiler? Orada da çok büyük bir kırılma, dökülme olacağını zannetmiyorum. Çünkü bugün Kürtleri HDP'nin arkasında tutan, orada sabırla orada tutan, %10'luk bir kesimi orada tutan yani HDP'nin pozitif olarak yaptıklarından ziyade devletin negatif olarak yaptıkları. Bu devlet bu çehresini değiştirmedikçe benim gördüğüm yani %10 civarında bir Kürt HDP'nin arkasında HDP ne yaparsa yapsın. Selahattin Demirtaş'ın genel başkan adayı yapmasa da durmaya devam edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi aniden başka büyük değişiklikler olmasa tabii ki. Peki. Suat Bey? Şimdi ben HDP'yi çok yakından takip eden biri değilim. Yani onun için söylediklerimi lütfen hani onu baştan ben söyleyerek dikkate alın. Yalnız şöyle benim hani dışarıdan görebildiğim kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın tekrar genel başkan adayı yapılmaması Mesut Bey'in dediğini doğru kabul edersek Kürtler üzerinde herhangi bir etkisi yoksa veya HDP taraftarları üzerine ama Türkler üzerinde etkisi olacaktır. Yani özellikle o zaman %3-3,5 olarak tanımlanan gerçi bir Kasım seçiminde o rakamın önemli bir bölümü zaten kaçmıştı ama yani Türk sol veya işte hani veya Selahattin Demirtaş'ın kişiliğine, liderliğine sempati duyan Türk oyları etkileyecektir. O oylar muhtemelen HDP'ye gitmeyecektir. Ben birazcık daha böyle bir makro bakış açısıyla şöyle söyleyeyim. Yani benim görebildiğim kadarıyla PKK, YPG şu anda ana odak noktaları Suriye. Ve ana dertleri Suriye'deki kazanımlarını muhafaza etmek yönünde. Suriye'de biliyorsunuz çok önemli gelişmeler oldu ve oluyor halen. Ve orada potansiyel olarak otonom bir Kürt bölgesinin ortaya çıkması kuvvetle muhtemel olmayabilir. Ama kuvvetle muhtemel. Benim görebildiğim kadarıyla şu anda bu PKK'nın ana karar vericileri şu anda bütün dikkatlerini oraya vermişler ve Türkiye'deki olup biten bir nebze ikincil önemde onlar için öyle gözüküyor. Ama yine söylüyorum ben tabii ki HDP'yi yakından takip etmeyen biri olarak bu tespitleri yapıyorum. Hani o anlamda yanılıyor da olabilirim. Çok emin değilim. Fakat açıkçası bu partinin ki yani bunun normal bir parti olmadığını biliyoruz. Yani
bu örgütle bir ilişkisi olduğunu, organik veya gayri resmi ilişkilerinin olduğunu, hatalar yaptığını da biliyoruz, özellikle bu hendek meselesi vesaire. fakat benim açımdan Türkiye büyük bir fırsat kaybetti. Yani 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'nin müzakere ederek Kürt meselesini çözebileceği bir siyasi aktörün şeyi, emaresi gözükmüştü. Henüz olgunlaşmış bir siyasi aktör değildi. Hata yapmaya müsaitti ve çok hata da yaptılar. Ve açıkçası ben PKK'nın da HDP'nin çok güçlenmesi taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra elde ettiği popülarite, ki bu popülarite sadece yurt içi sınırlarında değil, yurt dışında da yankılanmıştı. Bundan da PKK'nın rahatsız olduğunu düşünüyorum. Belki de Demirtaş'ın şu anda hapiste olmasından memnun bile olduklarını, tamamen göz ardı edilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dağdakiler, benim anlayabildiğim kadarıyla, bu işin sahibi biziz. Biz ne dersek o olur derindeler. Selahattin Demirtaş gibi birden otonom hareket alanı olan, konuştuğu, söylediği her şeyi dikkate alınan, yurt içinde yurt dışında kabul gören bir adam pek onların hoşlarına gitmedi. Öyle anlaşılıyor. Hı hı. Ama yine söylüyorum, yakından takip ettiğim bir konu değil. Burada ilginç olacak olan konu, hani bizim 2019 açısından değerlendirilmesi gereken konu. Orada iki tane konu var. Birinci konu, OHAL şartlarında eğer seçime girilirse referandumda gördüğümüz gibi o şartlarda mı seçim olur? İkincisi, HDP, ki şu anda ciddi bir karışıklık yaşadığı anlaşılıyor. Bu kongre sonrasında nasıl bir liderliği olur ve nasıl bir, bunun Kürt seçmen veya HDP taraftarları nezdinde nasıl bir etkisi olur? 2019'da kendilerini nasıl konumlandırırlar? Cumhurbaşkanı adayı çıkarırlar mı? Çıkarttıkları adayın alacağı oy bir nebze HDP'nin de Türkiye'deki gücünü gösterir mi tekrar? Yani 1 Kasım'dan sonra ve Selahattin Demirtaş'sız olursa eğer, özellikle ne kadar güçlü olduklarını, barajı aşıp aşamayacaklarını herhalde o anlamda gösterebilir. Ama açıkçası ben tabii bunların kongrelerinde ne olur, ne kim çıkar bilmiyorum ama Selahattin Demirtaş gibi seçmeni heyecanlandırabilen bir figür bulabilecekleri konusunda açıkçası şüpheliyim. Peki. Suat Kınıklıoğlu, çok teşekkür ederim. Mesut Hocam, size de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Amber'in zaman aramızda olacaktı bu akşam ama yayının başında da belirttiğim gibi Amerika ile Türkiye arasındaki bir internet sıkıntısı belki, ya da oradaki bir internet sıkıntısı nedeniyle Amber'in zamanın görüşlerini, değerlendirmelerini alamadık. Açık oturum burada sona erdi. Haftaya yine bir memleket meselesi üzerine konuklarla görüşmek, konuşmak, değerlendirme yapmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.